Merhabalar. Microsoft teknolojileri ile ilgili gelen yenilikler video serimizde yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Legacy Windows Server üzerinde yani Windows Server 2003'ün üzerinden DHCP iş yükünün Windows Server 2012 R2'ya migration'ını birlikte ele alıyor olacağız. İsmim Mesut Ala da Microsoft tarafında danışman ve eğitmen olarak 99 yılından bu tarafa aktif olarak görev alıyorum. Microsoft altyapı ve bulut teknolojileri konusunda özellikle projelerde yer alıyorum. 2009 yılından bu tarafa da Microsoft MVP tarafında Directory Service MVP olarak gerek iş ortağı kanalıyla gerekse müşteri kanalıyla bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Yine yıllardır Certified Trainer olarak da sektör içerisindeki IT profesyonellerine teknik eğitimler gerçekleştiriyorum. Microsoft ekosistemindeki ürünlerle ilgili olarak mesutala.davet@hotmail.com adresinden de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan büyük keyif duyacağız. Evet, bugünkü ajandamız Microsoft'un Legacy Server'lar üzerindeki yani Windows Server 2012 R2 öncesindeki 2003 olabilir, 2003 R2 olabilir, 2008 ve 2008 R2 olabilir ya da Windows 2012 olabilir. DHCP Core servisinin, Foundation servisin 2012 R2 üzerine taşınmasını ele alıyor olacağız. DHCP iş yükünün. Burada tabii bizim için kritik nokta, ilk videomuzda da bahsetmiştik biliyorsunuz. Temmuz 2015 itibariyle Windows Server 2003 End of Life oluyor. Dolayısıyla önümüzde 244 gün gibi bir süreç kaldı. Bu anlamda artık özellikle 2003 serverlar üzerindeki iş yüklerinin 2012 R2 üzerine taşınması büyük önem arz ediyor. DHCP de bunlardan bir tanesi. Bugün zaten uygulamalı bir şekilde sizlerle beraber bunu gerçekleştiriyor olacağız. Evet, DHCP de zaten bizim Core'daki Foundation temel servislerimizden bir tanesi. Burada DHCP migrate ederken daha önce hazırlamış olduğumuz migration tool'larını kullanacağız. Migration script'leri ile DHCP datalarını ve konfigürasyonunu alıp 2012 server üzerine kopyaladıktan sonra 2012 server üzerine de import ederek DHCP hazır hale getirmiş olacağız. Burada kritik nokta şu. Biliyorsunuz DNS tarafındayken DNS'in taşınmasında bir önceki videomuzda bahsetmiştik. DNS iş yükünün migration'ında built-in bir yerleşik bir tool'umuz yoktu. Fakat DHCP'de farklı olarak artık biz ilk videomuzda hazırlamış olduğumuz migration tool'ları kullanarak DHCP'yi migrate edebiliyoruz. Bu anlamda DHCP tarafı biraz daha migration tool'larla basit bir şekilde taşıyacağımız bir süreç. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli burası. Source Server'la Target Server'ın yani 2003 Server üzerindeki Ethernet kartıyla 2012 Server üzerindeki Ethernet kartının sayısının uyuşması gerekiyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde eğer Ethernet kartınız aynı sayıda yoksa bu durumda IP atamalarında ya da IP konfigürasyonlarının export importunda sorunlar yaşayacaksınız. Onun için Source'da kaç tane NIC kartı varsa Target'ta da o kadar sayıda NIC kartının olması gerektiğini burada bahsetmiş olalım tekrar. Aksi halde Ethernet konfigürasyonunu tek tek manuel yapılandırmanız gerekecek. Evet. Yapacağımız birinci işlem kaynak sunucu üzerinden, source server'ın üzerinden tüm ayarları export edeceğiz. Bunun için tabii öncelikle DHCP server servisini stop edip arkasından ayarları export ettikten sonra DHCP artık unauthorize edeceğiz dağıtmaması için IP'yi. Çünkü yeni server'a taşımış olacağız. Arkasından export ettiğimiz bütün dataları 2012 R2 server'ın üzerine kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra 2012 R2 server'ın üzerine DHCP rolünü, DHCP servisini install edeceğiz. Install ettikten sonra target server'ın yani 2012 R2 server'ın üzerinde DHCP ayarlarını backup'tan import edip aldığımız export dosyalarından import edip servisi başlatıp arkasından authorize edip artık işlemler başarıyla tamamlandıktan sonra da eski 2003 server'ı ortamdan tamamen
devre dışı bırakabiliriz. Adım adım zaten demo kısmında sizlerle beraber bunları gerçekleştiriyor olacağız. Hemen çok fazla söze gerek kalmadan artık uygulama kısmına, yani demo kısmına geçelim. Hemen arka tarafta 2003 server makineme bağlanıyorum. Evet, öncelikle DHCP ortamını hızlıca bir tanıtalım. DHCP konsolumu açıyorum. Şu anda 2003 server'ın üzerinde, server DC isimli makinenin üzerinde bakın iki tane scope'umuz var. Bu scope'lar içerisinde scope opsiyonlarımız tanımlı. Şu an itibariyle görmüş olduğunuz. Şimdi ben artık bu DHCP'yi alıp 2012 R2'nin üzerine taşıyor olacağım. Yine burada migration yöntemini kullanacağız. Bu işlem için öncelikle PowerShell Snap-in'ini açıyoruz. Yani bizim Administrative Tools'taki Windows Server Migration Tool'larından Windows Server Migration Tools PowerShell komut satırını açıyoruz. İşlemlerimizi burada gerçekleştiriyor olacağız hızlı bir şekilde. Şunu yapalım. Şimdi ben buradaki izleyeceğimiz yöntemi de yine daha önce script adımlarında hazırlamıştım. Hemen hızlı bir şekilde hareket etmek açısından. Öncelikle DHCP Server servisini stop ediyoruz. Komut satırından. PowerShell Stop Service isimli PowerShell komutuyla DHCP Server servisini öncelikle source'da kapattık. Hemen arkasından burada Export SMIC Server Setting'i kullanacağız. Daha önce bahsetmiştim hatırlarsanız. Get command ile baktığımızda migration komutlarının içerisinde export ile source server'daki, yani kaynak server'daki konfigürasyonun bir çıktısını alıyoruz. Karşı tarafa da bunu import ederken import as migration server setting dediğimiz komutu kullanıyor olacağız. Dolayısıyla hemen buradan export komutuyla DHCP feature'ını, içerisindeki tüm user'larını, gruplarını ve IP konfigürasyonunu direkt C'nin altındaki MIG Tools'un altında, Migration altında DHCP klasörüne taşıyacağız. Şu an DHCP klasörünün içi boş durumda zaten. Birazdan geldiğini göreceksiniz. Bunu isterseniz yine burada da UNC pad kullanarak network'e de export edebilirsiniz. Hemen komutumu alıyorum. Ve çalıştırıyoruz. Bizden password istedi export işlemesini aslında. Bu aslında encryption password'ı, yani bu export ettiğimiz datayı encrypt edecek bir anlamda. Hemen encrypt password'ımı giriyorum. Bu şifreyi unutmamanız gerekiyor. Bu önemli. Şu anda DHCP ile ilgili bütün konfigürasyon bilgilerini topluyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Ve export sürecini başlattı. Bütün dataları export ediyor şu anda. Evet, ve tamamladı. Bakın dikkat ederseniz makinamızın üzerindeki Ethernet kartı bilgilerini aldı physical adresle beraber. Hemen arkasından alt tarafta gördüğünüz gibi DHCP ile ilgili diğer network yapılandırmalarımızı aldı. Bu işlemden sonra artık MIG dosyası oluştu. Bu dosyayı tabii 2012 server'ın üzerine kopyalayacağız. Bir diğer işlem olarak IP konfigürasyonumuzun da bir çıktısını alalım yine benzer şekilde. Evet, IP konfigürasyon çıktığımızda geldi buraya. Mevcut server üzerinde. Karşı tarafta kontrol amaçlı olarak kullanacağımız. Bu işlemlerden sonra artık mevcut DHCP server'ı unauthorize edebiliriz. Bu işlem için ise netch komutuyla, komut satırından mevcut 2003 server isimli sunucumuzu kendi IP adresiyle beraber netch delete komutunu uyguluyoruz. NetSH'ı tabii PowerShell'den çalıştırdığınız zaman evet gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve şu anda source server'da, yani 2003 server'ın üzerindeki adımlarımızı tamamlamış olduk. Şimdi bu datayı ben 2012 server'a atıyor olacağım. Yani şu DHCP klasörünü kopyalıyorum. Hemen server 2012 R2'nin üzerindeki apps'ın altında, migration'ın altında. Zaten buradaki DHCP'nin içi boş.
Şimdi bizim getirdiğimiz folder burayı zaten doldurmuş olacak. Bütün datalarımızı şu anda buraya atmış olduk. Şimdi artık target server'a yani 2012 server'a gidiyoruz ve oradaki adımları birlikte beraber gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi 2012 Araki server'ımızın üzerine geldik. Şu anda tabii 2012 Araki server'ımızın üzerinde hemen bakarsak Get Windows Feature'la DHCP servisi henüz kurulu değil. Yıldız DHCP Yıldız diyerek baktığımızda bakın DHCP server kurulu değil. Birazdan bunun kurulumunu yapacağız. Şu an dataları kopyalamıştık burada. DHCP klasörünün altında Migration Export bilgilerimiz ve IP konfigürasyon bilgilerimizi buraya atmıştık. Ve hemen target makinedeki adımları gerçekleştiriyoruz. İlk olarak DHCP bileşenini management tool ile beraber kuruyoruz. Hemen install Windows feature DHCP include sub features diyorum. Include management tools. Management tool ile beraber 2012 Arike'nin yani hedefteki sunucunun target server'ın üzerine DHCP rolünü ve servisini install ediyorum. Evet, DHCP kurulumu tamamlandı şu anda. Tabii DHCP konsolunun içerisinde şu an herhangi bir datamız yok. Zaten dikkat ederseniz herhangi bir scope ya da başka bir konfigürasyon bilgisinin de olmadığını görüyorsunuz. Şimdi ilk adım olarak bu işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra öncelikle Migration tool'umuzu buna ait PowerShell kütüphanesini bir load ediyoruz. etps/snap ile Microsoft.Windows.ServerManager.Migration snap inini aktif hale getirdik. Hemen arkasından import smic ile hatırlarsanız source'dan export'la almıştık. Export ederken. Şimdi aldığımız o datayı import edeceğiz. Bunun için de export server migration server setting'i kullanarak ilgili parametreleriyle bakın DHCP feature'ını tüm user ve gruplarıyla beraber IP konfigürasyonuyla birlikte şu fiziksel adrese sahip source makineden yine kendi hedefteki makinamızın MAC adresini yani fiziksel adresini göstererek şu pad'den import et diyoruz. Bize password'u sordu. Bu password bizim kaynak sunucuda yani Windows Server 2003'ün üzerinde Legacy Server'un üzerinde export ederken vermiş olduğumuz encrypt şifresiydi hatırlarsanız. Şimdi aslında bir anlamda decrypt edeceğiz. Doğru şifreyi girerseniz tabii ki. Şifremizi girdik. OK'ye bastık. Bakın şu anda datayı tekrar import etmeye başladı. Şimdi adım adım bütün karşı taraftan gelen datalar import edilmiş olacak. Burada tekrar hatırlatalım. Source'daki DHCP server üzerindeki nick kartı sayısıyla target'taki yani hedefteki nick kartı sayısının birbiriyle uyuşması gerekiyor. Aksi halde burada konfigürasyonda yapılandırmalarda eksik ya da yanlış yapılandırmalarla karşılaşırsınız. Onun için source'daki nick kartı kaç tane ise hedefteki sunucuda o kadar bunu başlangıçta oluşturmakta fayda var. Sonradan ihtiyacınız olmazsa zaten bunu kaldırabilirsiniz. Bakın şu an itibariyle artık bütün konfigürasyonu source'dan DHCP'nin gruplarıyla beraber konfigürasyonuyla birlikte hedefteki sunucuya import etmiş olduk. Bu işlemden hemen sonra DHCP Server servisini start edeceğiz artık. Import sürecimizi tamamladık. Start ettikten hemen sonra da yine netsh'la netshell komut satırından bir otorizasyon süreci var. Bunun için netsh dhcp add server 2012 yani target server'ın ismi, şu anki çalıştığımız sunucunun ismi ve IP adresini authorize liste ekliyoruz. Artık şu anda bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi netsh komutundan sonra bakın dikkat ederseniz şöyle bir mesaj aldık. Active Directory ile kontak kuramadım diye. Çünkü sunucumuzun IP'si artık
Eski sunucudan gelen adres olduğu için otomatik olarak değişti. Bundan dolayı hemen şunu yapıyorum. Gidip önce IP ayarlarından import ettiğimizde eski sunucunun IP'sini verdi. Dolayısıyla bunu ben 220 olarak tekrar düzeltiyorum. Yanlış olmaması için. Bu tabii yine server'ınızda hangi IP ise o anda hala. Çünkü şu anda ben daha Active Directory taşımadığımı düşünüyorum. 2003 server'ımız DNS server hala. Preferred DNS server adresine de bunu yazıyor olmak gerekiyor. Okey onayladıktan hemen sonra şimdi tekrar komut satırına gelip netsh komutunu tekrar çalıştıracağım. 215 olarak. Evet, add server dedik. Şimdi çalıştırdığımızda bakın başarılı bir şekilde server'ı ekledi şu an itibariyle. Şimdi artık zaten mevcut DC ile de haberleşebildiğimizi görüyorsunuz. 220 IP'si ile gidersek eğer 220'de haberleştiğimizi şu anda görüyoruz. Dolayısıyla şu anda artık netsh komutunu da verdik. Genel olarak steplerimiz tamam. Şimdi hemen DHCP konsolunu açıp bir konfigürasyon yapacağız. Yalnız burada notification kısmında henüz DHCP kurduktan sonra bir ilk yapılandırmayı tamamlamamıştık. Bunu aslında başlangıçta yapmak gerekiyor ama buradan ben complete DHCP configuration diyerek next deyip hemen mevcut user'ımın credential'larını kullanarak DHCP'yi bir ilk yapılandırmasını tamamladık. Böylece otorizasyonu tamamlanmış oldu. Artık bunu buradan kapatabiliriz. Şimdi Tools'tan DHCP konsolunu açtığımızda bakın hemen server'ımızın artık normale döndüğünü, bakın yeşil göstergeler artık sağlıklı bir şekilde dataların ve servislerin çalışmaya başladığını gösteriyor. Scope'larımız geldi. Her iki scope'umuza dikkat ederseniz. Scope option'da tanımlamış olduğumuz adresler geldi. Yani A'dan Z'ye ne varsa hepsi sağlıklı bir şekilde 2003 server üzerinden 2012 R2 server'ın üzerine bakın çok step yaptığınızda adım atlamadan başarılı bir şekilde geldiğini görmüş olduk. Ne yaptık? Tekrar özetlemek gerekirse öncelikle 2012 R2'nin üzerine source'tan aldığımız konfigürasyon bilgilerini kopyalamıştık. Arkasından DHCP rolünü ve servisini kurduk. Migration tool'ları içerisinden import SMIC server setting PowerShell komutuyla almış olduğumuz backup'ı ilgili yerinden import ettik. Backup konfigürasyonumuzu. DHCP servisini start ettik. NetSH'la da authorize liste ekleyip artık bu işlemden sonra DHCP'nin migration sürecini tamamlamış olduk. DHCP iş yükünün. Burada tabii bu işlemler tamamlandıktan sonra server tarafı bitti. Client tarafında şunu yapacaksınız. Client'lar üzerine gittiğinizde ipconfig all komutunu kullandığınızda DHCP'den IP alıyorsa eğer ki bizde şu an söz konusu değil tabii ki burada DHCP server adresini de gösterir. Hemen alt kısımda hangi DHCP'den IP alıyorsa hala eski DHCP görmeye devam edecek. Burada client'lar üzerinde bir ipconfig release renew yapmak gerekiyor. Hani client'ın kira süresinin dolmasını beklemeden bu süreci tetiklemek için dolayısıyla client'ların üzerinde bir defaya mahsus gidip ipconfig release ve arkasından da ipconfig renew komutlarını çalıştırıp artık yeni DHCP'den IP almasını sağlayabilirsiniz. Hedef server'da yani 2012 R2'nin üzerindeki işlemlerimiz bitti. Artık yapacağımız diğer bir işlem şu. 2003 server makinesine gidip 2003 server'ın üzerindeki DHCP servisini tamamen devre dışı bırakacağız. Şimdi 2003 server sunucuma gidiyorum. Evet, 2003 server sunucumuzun üzerinde öncelikle DHCP konsolunu açıyorum. Zaten şu an servis kapalı durumda dikkat ederseniz. Servisi açmayacağım zaten. Sağ tuşa basıp Manage Authorize Server listesinden 2003 server'ımı buradan unauthorize ediyorum. 2012 R2 ise şu anda zaten authorize bir durumda. Close'a kapatıyoruz. Bu işlemin dışında bir de servisler konsoluna gidiyoruz. Servisler konsolunun içerisinde DHCP server servisini şu an stop durumda zaten. Herhangi bir şekilde sunucum start olursa çalışmaması için disable'a alarak serviste devre dışı bırakmış oluyoruz. Bu işlemden sonra artık
2012 Arik üzerinden DHCP hizmetini vermeye başlamış olduk. Burada tabii belli bir süre isterseniz 2003 server'ı tamamen sistemden remove etmeden 2012 Arik'in stabil bir şekilde çalıştığından da birkaç gün emin olduktan sonra tamamen sistemden çıkartabilirsiniz. Normal şartlarda eğer bir problemimiz yoksa zaten sistem sağlıklı bir şekilde 2012 Arik üzerinden çalışmaya devam etmiş olacaktır. Evet, demo kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Tekrar sunuma dönerek videomuzu tamamlayalım. Evet, böylece DHCP iş yükünün de Legacy Server olan Windows Server 2003 sisteminde Windows Server 2012 R2 yeni nesil işletim sistemi üzerine migration sistemini tamamlamış olduk. Sorularınız için ya da karşılaşacağınız çok ufak tefek ortamsal problemler için de yine mesutola.at@hotmail.com adresinden ya da Çözüm Park portalımızdaki forum bölümünden sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan. Evet, böylece Legacy Windows Server ürünleri üzerindeki iş yüklerinin yeni nesil işletim sistemi olan Windows Server 2012 R2 üzerine taşınması ile ilgili 3. videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda biraz daha file servisler, DFS'in migration'ını göreceğiz. Görüşmek dileğiyle, esen kalın.